LGS'ye son 95 gün hala yeterli zamanımız var. Gerçekten hedefi olan öğrenciler olarak bizler çok iyi yerleri kazanacağımızı biliyoruz. Hemen vakit kaydından videomuza başlamak istiyorum. Günün sözünü Michael Jordan söylemiş. Birçoğumuz sanıyordur zaten basketbolcu. Bir duvarla karşılaşırsanız geriye dönmeyin ve pes etmeyin ona nasıl tırmanacağınızı öğrenin. Gerçekten de bizim önümüze LGS adeta iğrenç bir duvar olarak çıktı. Matematik desen ayrı bir dert, fen desen ayrı bir dert. Hadi Türkçe inkılap sosyal bilimse kolay ama temelinde LGS bir duvar olarak karşımıza dikiliyor. Peki biz aman ben bu duvarı aşamayayım deyip geri mi dönüyoruz yoksa duvara tırmanıyor muyuz? Tabii ki duvara tırmanacağız. Zıplayacağız, deneyeceğiz, yardım alacağız. Arkadaşımız elini koyacak, onun üstüne basacağız. Bir şekilde bu duvarı, bu duvarı aşacağız ve gerçekten de çok güzel başarılar ulaşacağız. Gelelim günün yorumuna. Gerçekten uzun bir yorum. Arkadaşlarımızdan yorumlarda hocam çok fazla uzatmayın. 3 dakika diyorsunuz ama 10 dakika sürüyor demişler. Biz de o zaman kısa kısa cevaplarla süreyi daha kısa e, tutmaya çalışacağız. Şimdi Broken Smile, kırık gülüş 870 beğeni almış. Tebrik ediyoruz kendisini soruları. Matematik netlerimiz 3 ayda ne kadar artabilir? Bunu önceki videolarımızda da söylemiştik. Eğer şu anda 0-5 net arasındaysanız matematik netleriniz %100 artacak ve eğer günde bu konuyla alakalı yani işleyeceğiniz öğreneceğiniz netini artıracağınız konuyla alakalı en az 300-350 soru çözerseniz 9-10 net artabilir. Bakın e, ihtimalini söylüyoruz. İhtimal %100 artar Net artışı, net artışı, net artışı 9-10 net olabilir. Yani şu an 0 net yapıyorsanız 9 nete çıkabilirsiniz. 5 net yapıyorsanız 15 nete çıkabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Her konu için bakın her konu için, her konu için yeni nesil olmak üzere tabii ki temel soruları çözdükten sonra en az 350 400 soru çözmeniz lazım bu net artışını sağlamanız için. Eğer şu anda 5 10 net arasındaysanız bu sefer ihtimaliniz %90 yani %90'ı tamamlayabilirsiniz. Bu durumda da yine 350 400 soru çözdüğünüzde her bir konu için 7 8 net artma ihtimaliniz var bu son 95 günde. Ve yine devam ediyorum. Şu an 10 15 netteyseniz yani 15 netteyseniz diyelim ki 15 16 netlerdesiniz. Bu durumda netlerinizin artma ihtimali %5 %70 özür dilerim. Neden? Çünkü artık zirveye yaklaşmışsınız. Bu durumda da daha fazla soru çözmeniz gerekebilir. 400 değil de 450 soru, 500 soru çözmeniz gerekir. Ve burada da 6-7 net artabilir. Yani şu anda 12 net yapıyorsanız 7 net daha artırıp 19 net'e ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla aynı Michael Jordan'ın dediği gibi önümüzde bir duvar duruyor olabilir. Biz bu duvarı atlayıp açacağız. Gelelim ikinci sorumuza. Dizi izleme telefonda fazla zaman harcama ve bunun gibi alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki bunu da zamanımızı planlayarak kurtarabiliriz. Yani tabii ki haftada bir tane dizi izlememiz olabilir. Gerçi son 95 günde böyle bir şey yapmamız lazım ama kendimizi dinlendirmek de güzel bir şey. Dinlenmek de çalışmaya tabi hatırlarsanız çalışmaya dahildi dizi izlemek, telefonda fazla zaman harcamamak için yapmamız gereken şey şu. Bir plan program kullanabiliriz. Bunu kendimiz yapabiliriz. Bizim biliyorsunuz motivasyon planlama rehberimiz var. Buraya da yazabilirsiniz. Ben pazartesi şunları şunları yapacağım. Çarşamba bunları bunları yapacağım. Hedefime ulaştım, ulaşmadım. İşte şu kaynakları bitirdim şeklinde kendinize notlar, programlar yaparsanız eğer hedefiniz tamladıysanız soruyu bitirdiyseniz, çözmeniz gereken soruyu bitirdiyseniz o gün dizinizi izleyebilirsiniz. Telefonunuza yarım saat ya da bir saat zaman kaybedebilirsiniz. Ama ödevini yapmamışsın veya yazılım var çalışmamışsın veyahut da o gün çözmen gereken 250 300 soruyu çözmemişsin. O durumda diziyi izlememeliyiz. Telefonda vakit kaybetmemeliyiz. Yani bunlar bize bir ödül olmalı. Ödülü de hak etmemiz lazım. Devam ediyorum. Artık teneffüsler virgül boş dersler gibi vakitlerde test çözmeli miyiz? Evet tabii ki çözmelisiniz. Teneffüslerde belki dinlenmek daha doğru ama boş derslerde artık test çözmeliyiz. Okuldan eve geldiğimizde dinlenme süremiz en fazla kaç saat olabilir? Eğer okulunuz tam günse yani saat 4'e kadarsa eve geldiğinizde yemek yedikten sonra en az bir saat dinlenmek faydalı olabilir. Yemek dahil bir saat dinlenmek faydalı olabilir. Yani 5-10 dakikada yemek yeseniz veya 15 dakikada 45 dakika dinlenmek faydalı olabilir. Gözünüzü kapatmanız bile uyumuş kadar sizi dinlendirir arkadaşlar. Gece çalışmak bizi kötü mü etkiler? Eğer eve gelip uyuduysanız kötü etkilemez. Ama eve gelip uyumadan bir saat sadece dinlendikten sonra gece çalışmak tabii ki bizi kötü etkiler. Çünkü sabah saatleri daha verimli. Yazıyorum tekrar sabah saatleri daha verimli. Ama hocam sabah okul var diyorsanız o zaman yöntemimiz belli. Ee, ya da eve gel, uyu, uyan ve artık gece çalışmak bizi kötü etkilemez. Niye? Çünkü uyuyup en yani az 1-2 saat uyuyup kendimize gelmişiz. Diyelim ki saat 6'da eve geldik. 7'ye kadar yemeğimizi yedik. 7 ile 9 arası uyuduk. Bak 7 ile 9 arası uyuduk. 9'da uyandık. 10, 11, 12'ye kadar çalıştık. Sonra tekrar yattık. Bu olabilir. Tekrar söylüyorum. Bu olabilir. Niye? Çünkü 2 saatlik uyku ve uyanma size yeni bir gün kazandıracaktır. Boş vakitlerimize test çözmek mi? Kitap okumak mı daha yararlı olur? Bunu her zaman söylüyoruz. Test çözmek daha yararlı. Çünkü size bir sınav yapacaklar. Sınavda karşınıza böyle bir e, kitaptan kitaptan oku demeyecekler. Ne yapacaklar? Şöyle bir test kitabı çıkaracaklar ve test kitabı yani daha doğrusu deneme çıkaracaklar. Çöz bakalım soruları diyecekler. Böyle yeni nesil sorular verecekler. Dolayısıyla biz kendi dikkatimizi, şeyimizi nedir onun adı ee, zekamızı, yorum gücümüzü sorulara odaklamamız lazım. Ama soru çözük, 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 sıkıldık. O zaman tabii ki kitap okumakta faydalı. Yani en başta soru çözmeniz, Sonrasında dinlenmeye geçtiğimizde veyahut da ders çalışmaktan sıkıldığımızda kitap okumalıyız. Sonrasında eğer Hedefimize ulaştıysak, planımızı tamamladıysak o zaman dizi izlemek, telefonda bakıp kaybedecek de olabilir. Sonuçta telefonda da dizi izlerken de bir şeyler öğrenebiliyoruz. Çok faydalı olmasa bile orada da sözcükte anlam, cümlede anlamla alakalı bazı şeyleri anlamaya çalışabiliyoruz. Umudumuzu kaybediyoruz, inancımız düşüne yapmalıyız. Umudunuzu kaybetmenize hiç gerek yok. Bu sınav sizin hiçbir şekilde önünüze engel değil. Bu sınavı aşıp geçeceksiniz. Bunu da en başta duvar örneğinde söylemiştik. Gelelim günün kitabına. Çocuk Kalbi Edmond Amikis yazmış. Pardon yanlış kitabı verdim. Çocuk Kalbi çok güzel bir kitap. Buradan e, Enrico adlı bir çocuğun üzerinden çocuk üzerinden çok güzel hikayeler anlatıyor. Bunu belki e, ilkokuldayken yani 6. 7. sınıftayken okumuş olabilirsiniz ama okumadıysanız mutlaka buradaki kazanımlar, değerler önemli. Bazen paraf sorularında buradaki parafları da kullanabiliyorlar. Dolayısıyla Çocuk Kalbi'nde okumanızı tavsiye ediyoruz. Milliyetin Bakanlığı'nda kazanımlar arasında var. Gün okuluna baktığımızda Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'ni görüyoruz Elazığ'da. 5.58 yüzdelik diliminde 441 puanda 27 tane tıp diş hekimliği ve mühendisi kazandırmış. Mükemmel bir okul diyebiliriz. Gerçekten Elazığ'ın e, süper öğrencileri bu okulu hak ediyor. Bu okul da onları hak ediyor. Hadi bakalım süper diyoruz. Başka şehirlerden de yani Erzincan, Erzurum ya da ne bileyim işte Sivasan'da bu okulu ...kazanıp okuyabilir öğrencilerimiz. Günün sorusuna baktığımızda ise... ...basınç konusuyla alakalı fende... ...yukarıdaki şeklin boyalı kısmı yani sarı kısmı... ...kesilip atılıyor. Attık. Buna göre eşit möbelendirilmiş metal levhanın... ...temas ettiği yüzde uyguladığı basınç... ...ilk duruma göre nasıl değişir? Artar mı azalır mı? Böyle bir LGS sorusu karşımıza gelebilir. Günün geyiği her zaman gibi Tonguç. İki saat çalışayım on dakika mola vereyim diyor bak. Hakikaten biz de bunu yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. İki saat çalışırsın çalışırsın test çözersin yorulursun. Bir on dakika mola vereyim dersin. Telefonu eline alırsın. Annen içeri girer. Bırak şu telefonu dersin. Çalış kendin şimdi mi çalışıyorsun? Sürekli telefon nasıl? Anne daha yeni ara vermişsin dersin ama artık işten geçer. Olsun biz annelerimizi çok seviyoruz. Annemize bunu izah edersek anlayabilir. Hadi bakalım ödülü sorumuza yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar.